Kaç sene oldu görüşmeyelim? Vallahi 8-10 sene olmuştur herhalde. Tabii ya. Askeriye girdin, unuttun bizleri. Yok canım. Sen neler yapıyorsun? Ne yapayım? Buradayım işte. Köy hayatı güzel tabii. İnsanlar da çok sıcak ama şehrin gürültüsünü özlüyorsun. Doğru. Birlikte dışarı çıkalım bir akşam. Ne dersin? Komutanım. Nasıl gidiyor Levent? Şimdilik bir sorun yok. Her şey yolunda komutanım. Bugün biter mi burada işimiz? Keşke bitmese. Misafir etsem seni. Sabaha kadar laflarız. Merak etmeyin, biter komutanım. Olaya bak. Astek resmen kadından korkuyor. Ya askerliğim boyunca ben böyle bir şey görmedim ya. Sahi senin askerlik bitmek üzere değil mi? Ama işte yani. Ne yapacaksın sivilde, bir planın var mı? Ne bileyim. Tezkere bırakayım diyorum. Nasıl yani? Bir dakika. Sen harbi asker mi olacaksın? Hayat boyu yani. Yani iş aramam hiç değilse. Levent Üsteğmen'le bir konuşayım diyor. Daha kararsızım. Asker! Sen yapma, iş yap, çalış, hadi! Kerim! Nasıl gidiyor? Her şey yolunda komutanım. Askerin durumu nasıl? Domuz gibiler komutanım. Aslan gibiler komutanım, aslan. Ben diğer tarafa bakacağım. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun komutanım. Komutanım. Ne? Şu künkleri kaldırmak için kırsak diyorum ama balyozumuz yok. Nasıl balyozumuz yok? Manyak herif. Komutan bey, komutan bey. Buyurun hanımefendi. Balyoza mı ihtiyacınız var? Hayır. Evet. Var. Yok, hayır, yok. Nasıl kıracağız komutanım? Doğru söylüyor, var. Aşağıda Mehmet Usta'nın evi var. Orada balyoz bulunur. Komutanım ben gidip alayım mı? Yok. Ben giderim. Ah ne güzel. Ben de geleyim. Benim de evim tam o yolun üstünde. Sizi misafir ederim ha. Emredin komutanım. Sen git al, gel de balyozu şu küpleri kaldırıp kıralım biz. Emredersiniz komutanım. Burada heyelan tehlikesi var. Önlem almak lazım. Hadi acele edin. Bütün ütüyü mü bekleyeceğiz? Beş ütüyü bağlayamadınız cipe. Komutanım. Ne var? Komutanım ben bu aracı kullanamayacağım. Ne demek kullanamayacağım? Sen benim cipim var demedin mi? Vardı komutanım. Benim ciplerin hepsi otomatik. Yani bu düz, benim olayım değil bu. Patlatma olayından, çekil kenara. Kim kullanacak tipi? Ben kullanırım. Çek, emredersiniz komutanım. Hadi acele edin. Komutanım, ne var asker? Komutanım, bu cipte teyip falan yok mu? Bulamadım. Ne yapacaktın teybi? Komutanım, şimdi güzel, eğlenceli bir oyun havası çalsak, roman havası falan, enerji verir, 2 dakikada çeker götürürüz. Çıldırtmayın sana! Geç otur, emrimi bekler. Emredersiniz komutanım. Hazır mıyız? Ben neye hazır olacağız ki? Cip çekmeyecek mi kütüğü? Hazırız komutanım, hazırız. Herkes yerine alsın. Hadi yallah. Ne biçim bağladın ipi? Hep döndürdü. İskender düğümü atmışsın tamam. Tövbe estağfurullah. Asker. Ya. Baban evde mi? Babam evde değil. Peki. Bak şimdi bize böyle büyük bir balyoz lazım tamam mı? Baban da varmış, o köyün yolu tıkandı, onu açmaya çalışıyoruz. Var galiba. Bir bak istersen. Vardı ama bulamadım ben. Bulamadın mı? Beraber bakalım mı? Bakalım. Hadi gel. Öyle tarıp tarmalamakla olmaz. Teknik olarak heledonik bir biçimde bağlamak denir. Tek deniden de ip çözülür. Ne diyor ya? Anlamadım ki. O bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bakın siz öyle. Ama anlıyormuş gibi bak. He. Sen ne anladın? Vallahi ben de bir şey anlamadım. Tamamdır. Komutanım, bu ne olacak? Ha, o da mı nerede? Şimdi teknik olarak heledonik bir biçimde bağladığımız için artık buna gerek kalmadı. Hadi arada, çekiyoruz. Hoppa! Ay hiç içim el vermiyor. Birimizi kurulayım ne olur. Asker, hadi gel buraya. Ne oldu komutanım, bir şey mi vardı? Siz oradan söyleyin, ben buradan duyarım. Kurulayım ne olur, kurulayım. Kadri Sakoğlu Adana, gel buraya. Künyemi de biliyor. İçim hop etti valla. Ödümü kopardınız. Hanımefendiciğim rica edeceğim. Kurulayacağım, kurulayacağım, kurulayacağım. Hayır, hayır. Kerim, ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Hadi anlat bakalım kadından korkuyorum diye. Asker! Yok bir şey komutanım. Seyfi'yi balyoz almaya gönderdik. Onu bekliyoruz. Ne yapıyorsun Kerim? Yok bir şey. Gökhan! Burada yok. Neydi bu? Bir şey değil. Yukarıdan bir şeyler düşüyor. Öyle. Evin arkası yokmuş ya. İyi anladım. Ben bir de şuraya bakayım. Hadi bak bakalım. Gördünüz mü işte, adam üşüttü kafayı. Ne yapacağız şimdi? Ne mi yapacağız? Teselli edeceğiz lan. Yapmayın komutanım. Üzmeyin kendinizi. Bakın beni de ağlatacaksınız sonra. Aslında var ya, buna bir ufak vodka versek hiçbir şey kalmaz bunun. Oğlum adam görev başında, herkes sen mi? Aman bir komutanım, ne üzülüyorsunuz, ne ağlıyorsunuz bir tane kütük için, ne olacak komutanım? Oynayalım, kendimize gelelim. Aman komutanım kavurmazlıkları. Aman komutanım kavurmazlıkları. Utanmasın terbiyesiz. Adamın derdi var be. Tüy dökücü krem. Uy. 2 hafta pürüzsüz cilt. He ula. Ula ne güzel işte ya. Her gün tıraş olmak yok. Ula erkeğe zararlı mıdır acaba? Yok canım. Öyle olsa niye yazsınlar ki? Faturaya sipariş etsem alır mı acaba baba? Niye almasın ki? Tıraşsız günler geliyor. İşte burası da köyümüzün sağlık ocağı. Elim buz gibi olmuş, üşüdün mü? Yok canım, üşümedim. Benim ellerim hep soğuktur zaten. Eli soğuk insanın yüreği sıcak olur derler. Levent Hüseymen nerede acaba? Ben de öyle oturdum kaldım. İyi işte, ne güzel oturuyoruz. Yok yok, ben gidip bir askerlere bakayım. Levent Hüseymen de geliyor. Komutanım. Nasıl gidiyor Levent? Heyelan tehlikesi var. Önlem almak lazım. Evet. Öyle bir sorun var. Ara sıra toprak koyuyor ve evlerde temelsiz olduğu için her sonbaharda 2-3 ev çöküyor. Bu ciddi bir durum yalnız. Bence de. Burada da bulamadım. Ya. Askerler matematik bilir mi? Yani. Yani ben biliyorum. Asker olmak için matematik bilmek lazım mı? Aa, evet, şart tabii. Ya. Ne oldu? Ben matematikten anlamıyorum. Öğretmen anlatıyor ama bir türlü yapamıyorum. Ben yardım edeyim sana. Şimdi gösterir misin? Şimdi olmaz. Komutan kızar. Ya ne olur şimdi göster hadi. İyi hadi, nerede defterin? Oley gel. Kadri. Seyfi nerede kaldı ya? Herhalde şimdi gelir. Koskoca onbaşının yaptığı şu işe bak. Tamam uzatma. Geç otur. İstemez, siz oturun. Ya tamam burada ya. Geç otur işte. Geç. Sen bir onbaşıyla nasıl konuşuyorsun böyle ya? Bana bak, onbaşı dinlemem. Ben burada bir nevi komutan sayılırım. Gökhan, akıllı ol. Tamam abi. Sel basınca böyle her tarafımız su oldu. Nasıl desem, sırılsıklamım. İç çamaşırıma kadar. Vah vah. Ah, bir daha sen olursa komutan bey, hemen sizi çağıracağım. Yok canım, ben ne yaptım ki? Daha ne yapacaksınız? Beyaz atlı prens gibi geldiniz bir anda hayatıma. Ah, nasıl içim kaynadı size. Evet, kaynamışsınız. Belli. Ulan las, ulan taka, seni bile arar oldum. Ben bir askerlerime bakıp geleyim. Temizleyeceğim, temizleyeceğim. Çimen lazım. Ay, kalsın, oturun siz. Ah, ben de geleyim. Sizinle geleyim. Komutanım.